Şu anda Potsdam-Strasse tren istasyonundayız. Burada Şanzembeke'de Potsdam Döner, Potsdam Spiti gibi yabancılara, göçmenlere ait iş yerleri var. Ve buradaki iş yerleri sahiplerinin ve müşterilerin, vatandaşların bir şikayeti var. Hemen burada tren istasyonunun yanında ki çıkışta böyle bir tuvalet yapılmış. Tuvaletler kullanmak ücretsiz. Ve buradaki esnaflar tuvaletlerin kapısının hem iş yerine baktığı için çok rahatsız oluyorlar. Bununla ilgili şikayetlerini dile getirdiler. Yanımızda Şanzembekeray'ın işletmecisi Uğur ve İlhan Düzağaç kardeşler var. Ve Uğur Bey'in bir şikayeti var. Hemen sizden şikayetinizle ilgili bilgilendirme alalım. Şu anda arkanızda da görüyoruz zaten. İş yerinizin karşısında bir tuvalet yapıldı. Buradaki müesseselerin, buradaki esnafların hiçbir plana sokmadan, hiçbir şey yapmadan oturma alanına 4 metre mesafede böyle bir açık tuvalet yapmaları bizi rahatsız ediyor. Keza müşterilerimiz de çok rahatsız ediyor. Cirolarımız düşüyor bu şeyden. Ben belediyedeki arkadaşlarla görüştüm. Onlar hiçbir türlü yardıma yaklaşmıyorlar. Yani ben şahsen bir Türk kökenli Alman vatandaşı olarak negatif ayrımcılık yapıyorlar. Hatta yabancı düşmanlığı yapıyorlar gibi de hissediyorum kendime. Çünkü buradaki esnafların hepsi yabancı kökenli. Alman esnaf yok. Yani adamlar bizi hiç böyle plan almadan, bizimle istişare etmeden böyle bir şey yapmaları hem üzdü hem de dediğim gibi yani bir esnaf olarak çok çirkin bir görüntü. Şu anda oturduğumuz bir yerde de böyle masadan sizle beraber tuvalet alıyoruz. Gerçekten çok yakın bir mesafede. Yani burada oturan müşterileriniz de insanlar içeri girip çıkarken hem görüyorlar, evet, hem görüntü olarak çirkin. Peki size sorulmadan yapıldı. Ne zaman yapıldı bu ve sizin talebiniz nedir? Bir ay önce yapıldı. Yani birden inşaat başlayınca ben çalışan arkadaşları tanıyordum. Ne oldu ne yapayım? Bir de buraya tuvalet gelecek. Yani en azından tuvaletin kapısı dükkana doğru bakmasa ya şöyle çevrilse veya düşürdü veya da tam kaldırıp müsait olan kavşağın öbür tarafına koyabilirler. Yani bir de bizim bir şeyden haberimiz yok. Bunlar bizim buradaki esnaflar olarak bir de oturan insanlar olarak sorunumuz alkoliklerle ve uyuşturucu bağımlılarla bir sorunumuz vardı. Biz bu sorunu çözmek için bir inisiyatif kurduk. İşte polise gittik, siyasete gittik. Bu belediyedeki çalışanlar da bizi kullanarak bizim üstümüzden bu tuvaleti koydular buraya. Yani bizi hiç şey yapmasın, sizdir istediniz. Biz istemedik. Ne oturanlar istedi, ne esnaflar istedi. Onlar kendi kafalarına karar vermişler. Hatta ben onları çağırdım. Ben de kendimi çok kötü hissettim. Yani burada beni azarladılar bile. Yani şey yaptılar, böyle kötü muamele yaptılar. Bu ayrımcılıklarını da affetmiyorum yani onların. Kendilerine de söyledim. Şikayetlerinizi bildirdiniz ama onlar hiçbir şekilde tuvaletin buradan kalkmayacağını ve yönünü, hayır, değiştirmeyeceklerini söylediler. Evet, ama hep sizin de mücadeleniz devam ediyor. Evet, hem edecek de hem de yani söyleme usulleri de çok şeydi yani böyle yukarıdan aşağıya bakarmış gibi yani beni bir seçmen gibi, beni bir vergi ödeyen esnaf gibi görmediler. Yani beni böyle çok ayrımcılık yaptılar, negatif ayrımcılık yaptılar. Peki bu duruma müşterilerinizden de şikayetler geliyor mu? Direkt size böyle söylüyorlar mı? Yani şimdi müşterilerimizin %80'i karşı. Yani nötr olan da var. Yani iyi gören de var ihtiyaç olarak ama büyük çoğunluğu karşı. Şey yapmıyor. En az görüntüye karşı. Tabi burası bir gıda yeri olduğu, tabii, için değil mi? Yani ben mesela kendi burada arkamı dönmüşüm şeye karşı yani. Ben orada milletin söyleme sahip iç çamaşırını görmek istemiyorum. Çıplak ayağını görmek istemiyorum. Veya ne yaptığını bile düşünmek istemiyorum orada içine girdiğinde. Yani bu normal duygular. Peki bununla ilgili siyasilere yetkilerinizi yani buradaki yetkililere, belediye falan ilettiniz ama siyasilerle herhangi bir temasınız oldu mu? Yok. Şimdi ben belediyeyle görüştüm. Belediye pek oralı olmadı. Ondan sonra şimdi ilk adım siz. Ondan sonra ikinci adım da Türk kökenli milletvekillerine bu olayda bana yardım veya bize yardım etmeler için istekte bulunacağım tabii. Peki bunun için herhangi bir imza kampanyası falan mesela hem müşterilerinizden hem de buradaki esnaflardan böyle bir girişimde bulundunuz mu? Yok, önce böyle şey yapmak istemiyorum ama fikrim de var. Hatta ben söyledim de yani ben dedim imza kampanyası başlatırım yani bu olaya sizin şey yapmam. Ama şimdi ayın 20'sinde bir toplantımız var online. Yani bu benim paramla buraya beni rahatsız etmek için dikiyorsun. Yani vatandaşın parasıyla bu. Yani hiç yani belediye tarafından hiçbir türlü şeyimiz yok. Destek de yok. Adamlar biz bunu yaptık. Diktatör gibi siz de bunu kabul edeceksiniz dediler.